Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklilerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone butonuna ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Çektiğim videolardan haberdar olmak için de zil butonunu açabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu elimde gördüğünüz çay karıştırıcısı. Bu çubuğu aparat olarak kullanacağız arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Modelimizin bu ilmekleri için bu çubuğu kullandım arkadaşlar. Bu şekilde boyut olarak. Boyut olarak bu çubuğu kullandığım halde gayet de büyük de oldu arkadaşlar. Bu iğneden tığa çevirme bir model. Bu şekilde. Çok hoş ve çok zarif oldu. Evet, şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Her zamanki gibi tığ battıları hazırlıyoruz arkadaşlar. Ara sayı olarak da bu şekilde kirpikli üçgen trabzanları yapıyoruz. Tığ battığımızın içine sık iğne ile girdik. Ve biz 1-2 zincir çekiyoruz. Bir defa doladım tığımın başını. Hemen yandaki tığ battıya girip 2-2 olarak aldım. 1-2-3-4 zincir. Trabzanıma kapatıyorum bu şekilde. Kirpik yaptık. 1-2 zincir. Hemen yanındaki tığ battıya girdim. Kapattım. Bu kadar arkadaşlar. Ara suyumuzun yapılışı. 2 zincir bir defa dolayıp yandaki tığ battıya 2-2 alarak bir defa dolayıp söküldü. Tekrar yapalım arkadaşlar. Trabzan yapıyoruz. Trabzanımıza 4 tane zincir çekip kirpiğini kapatıyoruz. 2 zincirimi çektim. Hemen yandaki tığ battıma girip bu şekilde kapattım. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi benimki örnek amaçlı, burada 7 tane var. 7 tane ara suyunu bırakıyoruz. 1-2 zincir bir defa doladım. 2-2 olarak bu şekilde yarım bir trabzan yaptım. 7 tane zincir çekiyorum bu kirpiksiz trabzanımın üzerine. 7 zincirimi çektim. Şöyle ters tarafından döndüm. Buradaki 4 zincirli kirpiği kapattım sık iğne ile. 2 zincir çektim. Düz yüzüne döndüm. Burası yaprağımız ve çiçeğimiz için yuva olacak arkadaşlar. Bir defa doladım. Yaptığım bu yuvaya girip 2-2 alıp 2 tane trabzan yaptım. Bir defa doladım tığımın başını. 1-2-2. 3 tane trabzan yaptım. 2 defa doluyorum. 1-2-2-2 olarak bir trabzan yaptım. Tekrar aynı şekilde arkadaşlar, son trabzanları 2 defa dolayıp 4 seferde aynı şekilde çekiyorum ki şöyle daha ince ve sivri bir oluyor arkadaşlar. 3 seferde 2 dolayıp 3 seferde çektiğim zaman bu inceliği elde edemiyorum. Biraz daha küt oluyor. O yüzden bu şekilde daha düzgün durduğunu düşünüyorum. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi kapattım. Son trabzanıma kirpik olarak. Geri kalan kısmı da 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 7.yi de aynı yuvada sık iğne ile tamamlıyorum. Yani buraya 7 tane sık iğne yapmış oluyoruz yaprağıma. Şimdi çiçeğimize dal yapacağız. 3 zincir çekerek başlıyorum. 2 defa tığımın başını doladım. Yuvaya girdim. 2-2-2 olarak aldım. Bu şekilde şöyle tok bir, dolgun bir trabzan yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. Bu yaptığım trabzanımın arasına girip kapattım. Çiçeğim için yuva. Tekrar 3 zincir. Aynı büyük yuvada kapatıyorum. Bu şekilde çiçeğimize buraya bir dal yapmış olduk arkadaşlar. Dal ve yuva. Şimdi aynı şekilde buradaki yapraktan arkadaşlar bu tarafına da yapıyoruz. 1-2 zincir. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2-2 olarak aldım. Bir defa doladım. 1-2-2 olarak aldım. Buraya 3. trabzanımı yaptım. Şimdi arkadaşlar 2 defa doluyorum. Aynı yuvanın içine 1-2-2-2 olarak girip 4. trabzanımı yaptım.
İki defa tığımın başını doluyorum. Sonuncu trabzanım ve dördüncü trabzanım aynı usul üzere yapıyorum. Yine 5 zincir. 5 zincirimi yaptığımı son trabzanıma kapattım bu şekilde. Ve kalan kısma, tomurcuktan kalan kısmı 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6. sık iğnemi de bu şekilde yaptım. Yuvaya girip yuvada da bir sık iğne yapıyorum. Ve bu trabzanımın seviyesine inip buraya arkadaşlar bir tane sık iğne yapıyorum. Geri kalan kısma da 2 tane zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıya kapattım. Trabzanımızı tamamlamış olduk ve yaprağımızı tamamlamış olduk. Şimdi arkadaşlar demin gösterdiğim bu kirpikli ara suyunu da yine aynı şekilde istediğiniz gibi 2, 4, 6 tane bıraktım. Siz en fazla 8 veya 10 tane bırakabilirsiniz. 2 tane zinciri çekiyoruz. Bir defa doluyorum. 2, 2, 3, 4 zincir. Trabzana kirpik olarak kapattım. 2 zincir hemen yandaki tığ battıya kapattım. Evet arkadaşlar bu şekilde ara mesafesini veriyoruz. Daha fazla aynı şeyi göstermeye gerek yok. Şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Ortadaki yaptığımız bu yeşil yuvanın içine arkadaşlar giriyorum. Bu şekilde buraya sık iğne ile ipimi monte ettim. Bir zincir çektim, ipimi uzattım. Aparatımı taktım buraya bir. Yuvaya girdim. Buraya iki tane zincir çekiyorum arkadaşlar. İlk yaptığımızda sık iğne ile girdiğim için bir zincir. Diğerleri iki zincir. Çünkü direkt yuvaya giriyoruz. İki tane oldu. Tekrar bir, iki zincir taktım aparatıma. Bu şekilde arkadaşlar buraya tam 8 tane ilmek topluyorum. 8 tane ilmeği tığıma bu şekilde topladım arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde yuvaya giriyorum. Buraya bir tane zincir çekiyorum. Küçük bir örümcek yapıyorum. Şöyle şu boyutta arkadaşlar aparatımın boyutunda buraya bir örümcek yapıyorum. Ve bu örümceğimi de bu yaprağımın ucunda yaptığım 5 zincirimin içine kapatıp bu şekilde sık iğne ile tutturuyorum. 4 tane de zincir çekiyorum. İpimi tığımdan bıraktım. Çünkü arkadaşlar bu kulak çöpündeki, pardon, çay karıştırıcısındaki ilmeklerimi, 8 tane ilmeğimi çıkardım. 4 zincir çek bıraktığım ilmeğimi tuttum. Şimdi buradan bir tane ilmek alıyorum. İlkini 4 çektik. Diğerlerini 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. 3 zincir çektim. Tutturdum ilmeğimden. 1, 2, 3 zincir. Buradaki ilmeğimden tutup kapattım. Buraya 3'er zincirli yuvalar yapıyoruz. 3 zincirimi çektim ve sıra arkadaşlar yamuk olmadığına dikkat ederek şöyle düzgün bir şekilde alıp buralara bu şekilde 3'er zincirli yuvalar yapıyorum. 3 zincir sıradaki ilmeğimi aldım. 3 zincir sıradaki ilmeğimi. Evet, 8 tane ilmeğimi aldım. 8 tane de 3 zincirli buralara yuvalar yaptık bu şekilde. Şimdi şöyle bir zincir çekip bu yaprağımın ucundan da tutturuyorum. Bir zincirle de düz yüzüne dönüyorum arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bu yaptığım 3 zincirli yuvanın içine girdim bir sık iğne ile. Bir tane de zincir çekiyorum buraya. Aparatıma, ipimi uzatıp aparatıma takıyorum. Aynı bu 3 zincir yuvaya tekrar giriyorum arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum bu sefer. Çünkü o sık iğneyi de 1 zincir saydım. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar şu ipi alıp dibine bir tane sık iğne yapıyorum bu şekilde. İpimi dolayıp yaparsak bu sık iğneler ayrık durmamış, daha güzel durmuş oluyor.
3 zincir çekiyorum yine arasına. Sıradaki yuvaya, 3 zincirli yuvaya böyle bir tığ battı yaparak geçiyorum. Bir zincir çektim, kapattım, aparatımı taktım. Şimdi aynı yuvadan tekrar 1-2 zincir çekiyorum, kapatıyorum. Tığımın başını doladım bir defa, aynı yuvanın içine sık iğne ile kapattım. 3 zincir, diğer yuvaya arkadaşlar geçiyorum. Diğer yuvaya geçerken burada bir tane tığ battı oluşuyor. Bir zincir çekip takıyorum. Aynı yuvanın içine girip 2 zincir çekip takıyorum. Her yuvaya 2 tane bu şekilde ilmek takıyorum. Ve 2 tane ilmek bitince tığımın başını bir defa dolayıp aynı yuvanın içine 3 zincir, 3 zincirle diğer yuvaya geçiş yapıyorum. Burada bir tığ battı oluştu. Bir zincir bu şekilde. Aynı yuvanın içinden 2 zincir, 2 tane ilmek aldım. Hemen tığımın başını doladım ve bu şekilde bir sık iğne yaptım. 3 zincir, 3 zincirle diğer yuvaya geçtim. Bir zincir, yine yuvadan 2 tane ilmek çıkaracağız. 1-2 zincir taktım ilmeğimi. Tığımın başını dolayıp direkt sık iğne yapmıyorum arkadaşlar. Bu şekilde tığımın başını dolayarak sık iğne yapıyorum. 3 zincir bu şekilde tığ battı yaparak geçtik. Aynı yuvanın içine giriyorum. 1-2 zincir taktım. 2 tane ilmek takınca her yuvada tığımın başını bir defa dolayıp o yuvayı arkadaşlar sık iğne yapıyorum. 1-2-3 zincir diğer yuvaya geçtim bu şekilde. Nasıl geçiyorum arkadaşlar? Bu şekilde tığ battı yaparak. 1 zincir çektim taktım. Aynı yuvaya girdim 2 zincir aldım. Bu şekilde. Şimdi 2 ilmeğim tam oldu yine. 1, 2, 3 zincir. Diğer yuvaya geçerken 3 zincirle sık iğne ile geçiş yapıyoruz. 1 zincir. Sonuncu ilmek alışım. Yine aynı şekilde 1, 2 zincir taktım. Bu şekilde tığımın başını doluyorum. Ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Dibine de bir tane arkadaşlar tekrar bu şekilde bir zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bu ilmeklerin hepsini aparatımdan, karıştırıcımdan çıkarıyorum. Şöyle elimle de açıyorum bu şekilde. Şimdi bu ilmeğimi tutup düz yüzüne çeviriyorum modelimi arkadaşlar. Birazcık döndürmekten döndü. Şöyle ilmeğimin hizasına doğru son tuttuğum ilmeğimi arkadaşlar bu şekilde uzattım. Şöyle 2 tanesinden tuttum. Bakın çektim onu da son ilmeğimi de onlara katıp bu şekilde yukarı çıktım. İlmeğimi dipten yukarı doğru onların boyuna doğru uzatıp arkadaşlar çektim. Şimdi buraya ilk olduğu için 6 çekiyorum. Çünkü dönüşlerde zincir yediği için. Diğerlerini 5'er tane yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde yuvalar hazırlayacağız. 5 zincir. Şöyle 2 ilmekten tutuyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. 5 zincir. İlmeğin ikisini bir beraber tutup bu şekilde buraya bir sık iğne yapıyorum. 5 zincirimi buraya kapattım. 5 zincir. Kapatıyorum buraya. 5 zincir. İlmeklerimden tutuyorum. 5 zincirimi sık iğne ile kapatıyorum. 5 zincir. Kapattım. 5 zincir.
ilmeklerimi kapatıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde 8 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane eksilmiş kenarından arkadaşlar. Bu şekilde yuvalar hazırlıyorum. Bu yuvada yeterli arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Bu şekilde şimdi 3 zincirle düz yüzüne döndüm. 1, 2, 3 zincir. 3 zincirimle hemen düz yüzüne dönüp bu şekilde yuvama kapattım. 1, 2 zincir kapatıyorum kirpik olarak. Buralar arkadaşlar iğne yuvasından dönme olduğu için modelimiz bu şekilde yuvalar yapıyoruz. 1, 2 zincir kapattım buraya kirpik olarak. Bu 5 zincirli yuvalar arkadaşlar bu şekilde sık iğnelerle dolduruyoruz. Sıradaki yuvaya sık iğne ile geçiş yapıyorum. 1, 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. Her yuvaya bu şekilde 5 tane arkadaşlar kirpik oluşuyor. Sayarsanız 5 olması lazım. Evet. Çünkü 5 zincire 5 kirpik bu şekilde. Sıradakine sık iğne ile geçiş yapıyorum. 1, 2 zincir. 1, 2 zincir. 3 oldu. 4 oldu. Ve 5 oldu. Evet. 5 tane yaptık. İkişer zincirli kirpik. Hemen diğer yuvaya sık iğne ile geçtik arkadaşlar. Bu şekilde. 1, 2 zincir. 3 oldu. 4 ve 5. Tekrar buraya arkadaşlar 5 kirpik dolunca yeni bir yuvaya 5 kirpik yapmak için sık iğne ile geçiş yapıyorum. Bu birinci kirpiğim. Bu ikinci kirpiğim. 3 4 ve 5. Sıradaki yuvaya sık iğne ile geçiş yapıyorum. 1, 2 zincir. 1, 2 zincir. 2 zincir. Ve 5. Sıradaki yuvaya sık iğne ile geçiş yapıyorum. 2 zincir çektim. Kapattım. 4 ve 5. Evet, tüm yuvaları bu şekilde doldurdum arkadaşlar. Ve son olarak yine bu telin içine giriyorum ki şu şekilde meyilli ve hoş duruyor. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi kopardım. Hemen yakıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde oldu. Gayet hoş ve zarif bir model oldu. Gördüğünüz gibi. Aynı bu modelden iğne yuvası modeli de var arkadaşlar. İğneden tabi model oldu. Çok hoş ve çok zarif oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.